Tahrim Suresi'nin 8. ayeti kerimesini inşallah siz kardeşlerimizle müzakere etmeye çalışacağız. Tahrim Suresi'nin 8. ayeti kerimesinde Rabbimiz tevbeden bahsediyor. Samimi tevbeden bahsediyor. Ve samimi tevbe ile tevbe etmek tahakkuk edip gerçekleştiğinde bizim karımızın ne olacağını, tevbenin bize hangi faydeleri temin edeceğini Rabbimiz kendisi beyan ediyor. Kıymetli müminler, evvela tevbe ne demektir? Tevbe ne demektir? Tevbeyi bilelim. Sonra bu konudaki ayeti kerime ve hadis-i şeriflerle biz kendi durumumuzu netleştirmeye çalışalım. Tevbe şöyle tarif edilir. اَرْرُجُوعُ عَنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ اللّٰهُ تَعَالَى ظَاهِرًا وَبَاطِنًا اِلَى كُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللّٰهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا Tevbe nedir? Allah-u Teâlâ'nın sevmediği her şeyden vazgeçmek, ona sırt çevirmek ve Cenab-ı Hakk'ın sevmiş olduğu şeylere yönelmektir. Tevbe dönmek demektir. Rücu etmek, dönmek demektir. Nereden nereye dönüyor? Bir, günahlardan, Allah'ın sevmediği şeylerden dönüyor, sırtını onlara çeviriyor. Peki nereye, cihetini, yüzünü ne tarafa çeviriyor? Cenab-ı Hakk'ın sevdiği şeylere çeviriyor. Yani tevbe dediğimiz zaman günahlardan, masiyetlerden ve tembelliklerden vazgeçmek, ibadetlere, bize fazilet ve mükafat temin edecek iyiliklere ve güzelliklere yönelmek tevbedir. Buna göre bir insan haramlardan bir harama muptela olmuş ise bundan nasıl tevbe etmiş olabilir? O haramdan yüz çevirecek. Artık ona bay bay diyecek. Benim hayatımda sen yoksun diyecek. Ve Cenab-ı Hakk'a yönelerek efendim o açığı tevbe ile beraber kapatıyor ve ibadete yöneliyor. Mesela bir insan kumar oynuyor, haramlardan bir haramı işliyor veya içki içiyor, haramlardan bir haramı işlemiş oluyor. Bu haramlardan bir haramı işleyen insan nasıl tevbe edecek? Bir defa bu haramdan vazgeçecek. Buna sırtını çevirmiş olacak. Bu yetmez. Bir de Cenab-ı Hakk'ın sevdiği şeylere dönmesi lazım. Mesela diyelim ki ne yapması lazım? O kumar işinden, içki işinden vazgeçmesi güzel bir şey. Fakat yönünü nereye çevirecek? Yine yönünü Allah'a çevirmesi lazım. Allah'ın sevdiği şeylere çevirmesi lazım. Onun yerine ne yapacaktır? Namazdaki gevşekliğini giderecektir. Cemaatlerdeki gevşekliğini giderecektir. Kur'an okumaya sarılacaktır. Bir takım iyiliklerle o açığı kapatmaya çalışacaktır. Kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri Tahrim Suresi'nin 8. ayeti kerimesinde bütün iman edenlere hepimize emrediyor ve nida ediyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, tubu ilallahi tevbeten nasuha. Samimi bir şekilde Allah'a tevbe edin ve Allah'a yönelin. Tevbenin en güzel tarafı, 24 saat mesai sistemiyle çalışır. Yani gece gündüz ne zaman insan tevbe ederse tevbe kapısı hep açıktır. Tevbe etmek için de bir takım merasimlere de gerek yok. Her insan kendi kendine bir başkasına müracaat etmeden tevbe edebilir mi? Edebilir. Yani çekildim bir köşeye kenara, günahlarımı düşündüm, hatırladım, üzüldüm, ezildim ve bunları bir daha yapmamaya karar verdim, tevbe ettim. Yeterli mi bu? İlla düğün gibi bir merasim icra etmeye gerek var mı? Böyle bir merasim icra etmeye gerek yok. Kolay kıldı Allah Celle Celaluhu tevbe etmeyi ve tevbeyi kabul etmeyi. Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri tevbe ile ilgili Nisa suresinin baş tarafında şöyle buyuruyor.
اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Tevbe kimin tevbesidir? اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ. Bir insan ne zaman Allah'a yönelmiş olur? Allah onun günahlarından vazgeçer, hesaba çekmez onu. لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ. Bilmeyerek bir yanlış yaparlar. ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. Sonra yanlış olduğunu anlar anlamaz, en kısa zamanda tevbe eder. Demek ki yanlışı yapar ve farkına vardığında hemen tevbe ederse, ben bu tevbeyi kabul ederim diyor Allah. فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Allah bunların tevbesini kabul eder. وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Her şeyi en iyi bilen ve hikmet sahibi olan Allah'tır. Sonra وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Kötülük yapan, günaha daldıran şu insanların tevbesi geçerli değildir. Hangi insanların tevbesi geçerli değildir? حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآنِ. Günaha devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Ölüm geldiği zaman tevbe etmeye kalkışıyor. Ölmesi kesinleştiği zaman tevbeye teşebbüs eden insanın tevbesi geçersizdir diyor Allah Celle Celaluhu Nisa suresinde. Demek ki ölüm döşeğinde ölümle boğuşan bir insanın yapacağı tevbe ne değildir? Geçerli değildir. Hepinizin bildiği Firavun'un denizde boğulması olayı vardır. Firavun denizde boğuluyor. Ordusu boğuldu. Kendisi de suyun üzerine çıkarıldı. Denizin dalgalar arasında su yutuyor. Ölüm tehlikesi ile karşı karşıya, artık askerleri öldü, kendisi de öldü, ölüyor. O zaman hatta Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki, ne zaman ki Firavun denizin dalgaları içerisinde boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı, başladı bize yalvarmaya. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine yalvarmaya başladı. Ne diyor? Orada tevbe ediyor. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. Musa Aleyhisselam ordusuyla beraber Firavun ve tebaasinden uzaklaşırken, Firavun ordusuyla beraber onu takip etti. حَتَّى اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ. Biz Musa Aleyhisselam'ı denizden yollar açarak karşıya geçirdik. Firavun da ordusuyla beraber denizde açılan yollara girince, denizde üzerlerine kapanınca, hatta اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ. Boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca ne demiş bakalım? قَالْ dedi ki, اَامَنْتُ. Ben iman ettim. اَنَّهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا الَّذ۪ي اَامَنَتْ بِه۪ي بَنُوا اِسْرَائِيلِ. Musa Aleyhisselam'ın ve abenesinin iman ettiği Allah'tan başka Allah olmadığına inandım ve iman ettim dedi. Ve ene minel müslimin. Ben de Müslümanlardan birisiyim dedi. Ne zaman bunu söyledi? Denizde boğulması kesinleştiği zaman, boğuldum, boğuluyorum. Bu tehlikeyle karşı karşıya kaldığı zaman amentü dedi, iman ettiğini ilan etti. Ben de Müslümanlardan birisiyim dedi. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri ona şöyle cevap verdi. Al-âne. Şimdi mi? Şimdi mi tevbe ettin? وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِد۪ينَ. Bundan önce isyan etmişsin, yeryüzünü fesada boğmuştun. Şimdiki tevben geçersizdir dedi. Demek ki bu bize neyi gösteriyor kıymetli dostlar? Bu bize ölüm gelip çattıktan sonra yapılan duanın geçersiz olduğunu, tevbenin geçersiz olduğunu gösteriyor. Zaten Nisa suresindeki ayet-i kerime de وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ. Şu insanın tevbesi geçersizdir. Günaha devam, 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 devam. Ölüm gelip çatıyor, tevbe ettim diyor. Bu tevbeyi kabul etme. Bir insan yaptığı günahtan tehlikenin farkında olacak, çirkinliğin farkında olacak ve bunu fark eder etmez hemen tevbe edecek. Cenab-ı Hak'tan özür dileyecek.
onun tevbesini kabul ederim diyor. Bir de insan kâfir olarak öldü. Öldükten sonra korkunç azapları gördü. Ne kadar ah vah etse onun tevbesi geçerli değildir. Kıymetli dostlar, tevbenin geçersiz olduğu iki tane zamandan bahsedilir. Bunlardan bir tanesi gargara anıdır. Ne demek gargara anı? Yani can ayaklardan çıkmaya başlar, yukarıya doğru gelir, en son gırtlaktan ve kafadan çıkmış ve gitmiş olur. Ruh bedenden ayrılmış ve insan da ölmüş olur. Gargara anı demek, ruhun aşağıdan yukarıya doğru geliyor, geliyor, tam hulkuma dayanıyor. Hulkuma dayandığı zaman insanın gözünden perdeler kalkıyor. Gideceği yer kendisine gösteriliyor ve dünyadan ayrılmak üzere olduğunu fark ediyor. O zaman yapacağı tevbe geçersizdir. Kabule şayan değildir. Gerçek tevbe, ölümcül bir hastalığa müptela olup yatakta kıvranırken yapılan tevbe değildir. Onu da Allah kabul eder. Yani ağır hastadır, yatakta yatıyordur. Bu insanın tevbesi de kabuldür. Ancak samimi bir tevbe değildir o. Yani elden düştükten sonra, gücünü kaybettikten sonra, günah işlemeye muktedir olmadıktan sonra tevbe ediyorum demek yine bir erdemliktir ama gerçek tevbe nedir? İnsanın gücü kuvveti yerinde, harama, günaha daldıracak, saldıracak ve bunu işleyebilecek bir pozisyondayken tevbe ediyor, pişman oluyor. Gerçek yiğit tevbesi budur kıymetli dostlar. Tevbede iki şey çok önemlidir kıymetli dostlar. Bir, tevbenin usulüne uygun yapılmış olması, bir de insanın tevbede sebat etmiş olması. Yani haydi cuma akşamları toplanalım, tevbe istiğfar edelim, nikahlarımızı, imanlarımızı bir tazeleyelim, tamam. Cuma akşamı bunu yaptık, peki cuma günü ne yapıyoruz, cumartesi, pazar ne yapıyoruz? Bir insan bir günahtan usulüne uygun bir şekilde tevbe etmeli. Tevbe ettiği günahtan tamamen vazgeçmiş olmalı. Onu bir daha hayatına taşımamalı. Akşam bir günahtan tevbe ediyorum, yarın aynı günaha devam etmeye de niyetim var. Terk etmeye niyetim yoksa bu akşam yaptığım tevbe, tevbe değildir. Mesela diyelim ki, bir insan yalan konuşuyor. Yalan büyük haramlardan mıdır? Elbette büyük haramlardandır. Bir insan yalan konuşuyor, bu harama müpteladır. Cuma gecesi veya herhangi bir zaman günahlardan tevbe ediyor. Ama yalandan vazgeçmiyor. Yani yarın gene yalan söyleyecek. Yalan onun hayatından ayrılmamıştır. Öyle bir karar almamıştır. Bu adam tevbe ettiği zaman yalan söylemekten tevbe etmiş sayılır mı? Hayır, sayılmaz. Çünkü tevbenin şartları vardır tevbe olabilmesi için. Birincisi, tevbe olabilmesi için yapılan günaha pişman olmak lazım. İkincisi, o günahı bırakmak lazım. Hem pişman olacak hem de artık yapmayacak. Ve bir de ömrünün sonuna kadar bu günaha bir daha dönmeyeceğine karar vermesi lazım. Tevbenin kabulünün 3 tane şartı var. Birincisi pişman olmaktır. İkincisi onu terk etmektir. Üçüncüsü onu bir daha yapmamaya kesin karar vermektir. Bu 3 tanesi gerçekleşirse samimi tevbe gerçekleşmiş olur. Cenab-ı Hak bize Tahrim Suresi'nde ne buyuruyor? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا Nasuh ve samimi bir şekilde Allah'a tevbe edin. Samimi tevbeyi tarif ederken birçok tarifi vardır da en çok aklımıza kalabilecek olan bir tarifi ineğin memesinden süt çıktıktan sonra o süt tekrar memeye döner mi? Süt memeden çıktıktan sonra nasıl ki bir daha memeye dönmesi mümkün değilse tevbe ettiğimiz günahtan aynen o günahın tekrar bizim hayatımıza dönmesi o kadar zor olmalıdır, mümkün olmamalıdır. En azından bizim kararımız öyle olmalıdır. Bitti artık, bu günah benim hayatımda olmayacaktır diyeceğiz. Şimdi kıymetli dostlar, tevbenin usulüne uygun yapılmış olması dedik lazımdır. Usulüne uygun yapılan tevbede bir, pişman olmak var. İki, terk etmek var. Üç, bir daha kesinlikle yapmamaya karar vermek var. Bazı günahlarda bir özellik var. Onlarda dördüncü bir şart aranır. O da nedir?
eğer kul hakkı söz konusu ise o kul hakkının ödenmiş olması. Birisinin bizde hakkı varsa Allah'a tevbe ederek bu iş bitmez. Bir de o hak sahibinden ya helallik almak lazım veya hakkını ödemek lazım. Şimdi şartlarına uygun bir şekilde yapılan tevbe bize neleri sağlayacaktır? Asa rabbukum en yukeffira ankum seyyiatikum. Rabbiniz sizin seyyiatınızı yani günahlarınızı silip götürür ve sizi tertemiz yapar. Amel defterinizi tertemiz yapar. Ve yudhilekum cennetin tecri min tahtiyel enhar. Atlarından nehirler akan cennetlere sizi yerleştirir. Demek ki bize tevbe neyi sağlıyor? Tevbe bize Rabbimizin günahlarımızı tertemiz kılmasını, amel defterimizi silip tertemiz kılmasını sağlıyor. Ve bunun neticesinde de altlarından nehirler akan cennetleri bizi yerleştireceğini vaat ediyor, söz veriyor. Şimdi kıymetli dostlar, tevbe konusunda bir yanlış anlaşılma vardır genelde. Tevbe sanki sadece içki içen, kumar oynayan, haramlardan bir haramı irtikap eden insan için lazımdır. Böyle anlaşılır. Halbuki bu eksiktir. Haramları, günahları işleyen insan için tevbe ne kadar lazım ise, vazifelerini yapmayan, vazifelerini aksatan insana da o kadar tevbe lazımdır. Mesela, namaz kılmak Rabbimizin bize kesin talimatıdır. İçki içen insan, kumar oynayan insan, yalan söyleyen insan, babasına isyan eden insan nasıl ki bir haram işliyor, bundan tevbe etmesi lazımsa namazında, orucunda, zekatında aksaklığı olan insan da bu vazifeyi yerine getirmedi diye onun da tevbeye öbür adam kadar hatta daha fazla ihtiyacı vardır. Diyelim ki 5 vakit namazında aksak olan, kör topal olan bir insan, öbür tarafta içki ve kumar haramı ile kirlenen insan, hangisinin tevbeye ihtiyacı var? Her ikisinin de tevbeye ihtiyacı var. İçkiye, kumara, harama ve yalana muptela olan insanın amel defteri nasıl kirli ise, namazını kılmayan, orucunu tutmayan, zekatını vermeyen, farz olan vazifelerini yerine getirmeyen tembelliği sebebiyle bu insanın günahları az değildir. Bunun defteri de temiz değildir. Kıymetli dostlar, şöyle ifade edeyim. Günde 5 vakit namaz vardır. 1 vakit namazı kılmamak, kasıtlı, bile bile, tembellikten sebep kılmamak, bir adam öldürmek ne kadar büyük bir suç ise, günah ise, işte 1 vakit namaz kılmamak suç olarak yarın ahirette bizi rezil etmesi, perişan etmesi, yüzümüzün kara çıkmasına vesile olması bakımından 1 vakit namazı kılmak, adam öldürmek nasıl büyük günah ise o da büyük günahlardan bir günahtır. İçki ve kumar nasıl büyük günahlardan bir günah ise sadece 1 vakit namazı kazaya bırakmak tembellikten, ataletten, gevşeklikten, efendim, bir vakit namazı kazaya bırakmak öylesine bir günahtır. Öyleyse içki içen, kumar oynayan insan, yalan söyleyen insan nasıl tevbeye ihtiyacı varsa namazını aksatan, orucunu aksatan insanın da öylesine tevbeye ihtiyacı var. O zaman tevbeyi neden dolayı yapmamız lazım? Biz yapmamız gerektiği halde yapmadığımız vazifelerimiz ve ibadetlerimizi aksattığımızdan dolayı tevbe etmemiz lazım. Bir de hayatımıza karışmaması gereken bir takım haramlar hayatımıza karışıp bulaşınca onlardan tevbe etmemiz lazım. Demek ki haramlardan ve günahlardan dolayı Cenab-ı Hakk'a tevbe etmek gerektiği gibi emirleri yerine getirmekteki tembelliğimiz ve gevşekliğimizden dolayı da Cenab-ı Hak'tan özür dilemek lazım, tevbe etmek lazım. Kıymetli dostlar, tevbe etmek ne kadar önemliyse, tevbe de, sebat etmek de o kadar önemlidir. Diyelim ki Ramazan-ı Şerif geldi, şeytanlar bağlandı, azgın cinler bağlandı, cennetin kapıları açıldı, rahmet deryası coştu, biz de Ramazan-ı Şerif ayında başladık,
5 vakit namazımızı düzgün kılmaya, teravih namazını kılmaya, ibadete yöneldik. Güzel bir atmosfere giriştik. Elhamdülillah. Rabbim her birimizi Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde değerlendirmeye muvaffak eylesin. Şimdi kıymetli dostlar, bir insan ibadete başladığında geçmişteki kusurlarından dolayı ne yapacak? Ben şimdiye kadar niye aksattım diye üzülecek. Üzülecek. Pişman olacak. 50 yaşına gelmiş bir insan 5 vakit namaza başlasa, ne zaman başlasa? 50 yaşında başlasa. Ama başladığı zaman gençlik günleri normaldir, olabilirdi ama şimdi bundan sonra artık mezara yaklaştı. Bundan sonra hiç olmazsa aksatmayalım derse, bu insan geçmişteki kılmadığı namazlardan dolayı tevbe etmiş sayılır mı? Sayılmaz. Çünkü normal görüyor o zamanlarda, namazsız yaşamayı normal görüyor. Tevbe etmedi, pişman olmadı o günlerdeki eksikliğine. Bu adam o günahlardan tevbe etmiş sayılmaz. Tevbe etmiş olabilmesi için evvela nedamet ve pişmanlık onu kuşatması lazımdır. İkinci olarak artık o gevşekliği bırakacak, ibadete başlayacak. Bir daha da terk etmemeye kesin kararlı olacak o ibadeti. Kıymetli dostlar, tevbe şartlarına uygun bir şekilde yapılması önemlidir dedik. Bir de tevbede sebat önemlidir dedik. Bir insan tevbe ediyor ama sonra vazgeçiyor. Tevbe ederken samimi olarak tevbe ediyor, sonra vazgeçiyor. Peki tevbelerimizde nasıl sadık olabiliriz? Nasıl sebat edebiliriz? Çünkü Cenab-ı Hak nasuh tevbe istiyor bizden. Samimi tevbe istiyor bizden. Kıymetli dostlar, insanın tevbesinde sebat etmesi için bir takım sebepler vardır. Bu sebeplerden evvela birincisi, insanın kalbinde bulunması gereken ilahi duygulardır. Tekrar ediyorum, bir insan yapmış olduğu tevbede sabit olabilmesi için önce kalbinde bulunması gereken ilahi duygular olması lazım. Mesela kalpte Allah korkusu olması lazım. Ben Allah'ımın emrini dinlemediğim zaman, Allah'ıma isyan ettiğim zaman, O'nun emir ve yasaklarını çiğnediğim zaman, azabı لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ Allah'ın yapabileceği, yapacağı azabı kimse yapamaz, O'nun zincire vurmasını kimse yapamaz. Yani dünyanın ve ahiretin sahibi olan Allah Celle Celaluhu, dünyada rahmetiyle her şeyi kuşatmış olan Allah, kendisine isyan eden, kendisini inkar edenlerle ilgili hazırlamış olduğu ceza dayanılır cinsten değildir. Allah Celle Celaluhu asileri hapislere atma cezasıyla cezalandırmıyor. Cehenneme atma cezasıyla cezalandırıyor. Ateşte yakma cezasıyla cezalandırıyor. Kendisi bunu bu şekilde haber veriyor. Yani ben Allah'a isyan ettiğim zaman, Allah'ın rızasını kazanmadığım zaman benim cezam ateşte yanmak. Kim dayanabilir buna? Onun için Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ Benden korkun, başkalarından korkmayın ki. فَأَمَّا مَنْ ضَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَأْوَى Azgınlık yapan insan, dünya hayatını ahiret hayatına tercih eden insan, dünyada zevkim yerinde olsun, keyfim yerinde olsun, yeter. Mıngırım tıngırım yerinde olsun, ah ahiret önemli değil. Kim gitti de kafası yarıldı geldi diyor. فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَأْوَى Cehennem bunların karargahıdır. Bunlar toplanacaklar, mezardan doğru cehenneme doğru fırlatılacaklar. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Kim Rabbisinin makamına, huzurunda durup hesap vermenin korkusunu dünyada yaşarsa, Allah'tan korkarsa ve nefsini kötü duygulardan men ederse فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Cennet de onun gideceği yerdir. Demek ki kıymetli dostlar, bir müminin kalbinde bulunması gereken ilahi duygulardan birisi Allah korkusudur.
Eğer Allah korkusu kalbimizde olmazsa 40 defa tevbe ederiz, yine tevbemizi çiğneriz. Kıymetli dostlar, insanın kalbinde bulunması gereken ilahi duygulardan birisi de murakabedir. Murakabe ne demek? Allah'ı görür gibi olmaktır. Biz Allah'ı görmüyorsak da O bizi görüyor mu? O bizi görüyor. Hani Hazreti Ömer Efendimiz'in bir süt meselesi vardı ya, gece evleri dolaştığında kadının bir tanesi süte su karıştırıyor. Çocuğu ona diyor ki, anne diyor, Emirül Müminin yasakladı süte su karıştırılmasını. Sakın yapma diyor. Kızım diyor, sen Emirül Müminin nereden bilecek bizim süte su karıştırdığımızı? Kız çocuğu diyor ki, Emirül Müminin Ömer bilmese de Allah da bilmez mi diyor. Şimdi kıymetli dostlar, buna murakabe hali deniyor. Kimse olmasa, yanımızda, çevremizde, sağımızda, solumuzda kimse olmasa, Allah bizi görüyor mu? Görüyor. Biliyor mu? Biliyor. İşte bu murakabe halini insan unutursa, ihmal ederse, tevbesinden vazgeçer, tevbesinde samimi olmaz. Bir insan tevbesinde sebat edebilmesi için, kalbinde Allah korkusunu ve murakabe halini güçlendirmesi lazım. Allah beni görüyor, nerede olursam olayım kalbimden geçenleri biliyor. Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerle ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız. Ve huve ma'akum eynema kuntum. Nerede olursan ol Allah seninle beraberdir. Yazıhanedesin, fabrikadasın, arabadasın. Kimsenin olmadığı yerdesin, elinde internet vardır, istediğini yapabiliyorsun, istediğin yere girebiliyorsun. Yanında kimse yoksa bile Allah vardır, bunu bileceksin. İşte insan bunu bildiği zaman, kalbinde olması gereken duyguları oluşturduğu zaman tevbesinde sebat eder. Kıymetli dostlar, bir insanın tevbesinde sebat edebilmesi için sebeplerden bir tanesi de kabir ziyaretleri ve ölümü tefekkür etmektir. Kıymetli dostlar, biraz önce müdavim cemaatimizden bir tanesini yolcu yaptık. Ahirete gönderdik. Efendim, öğlende ikindide her gün İstanbul'da, büyük şehirlerde her gün salaları okuyoruz. Salaları duyuyoruz ve dinliyoruz. Bu salası okunanlar kesinlikle hepsi bizden yaşlı değildir. Bizden daha genç olduğu halde salası okunanlar var. Geçen de bir cenazede bulunmuştum. O cenazede efendim baktım şöyle cemaate, cenaze 45 yaşında bir hanımefendiydi. Safta, birinci safta, ikinci safta cenaze namazı için saf tutanların her birisinin aşağı yukarı o cenazeden daha yaşlı olduğunu gördüm. Yani kıymetli dostlar, insan ölümü unutursa, ölümü tefekkür etmezse, efendim kalbi yumuşamaz, kalbi sertleşir ve dünyaya daldırır, tevbesinde sebat etmez. Bir insanın tevbesinde sebat edebilmesinin sebeplerinden birisi kabir ziyaretleri ve ölümü tefekkür etmek ve müzakere etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben size kabir ziyaretlerini yasaklamıştım, ziyaret edin çünkü o size ahireti hatırlatır. Bir gün bir kardeşimizin eşinin bulunduğu kabristandan geçerken, hocam eşimin mezarına bir uğrayalım dedi. Uğrayalım dedim. Uğradık. Dedim ki kaç yaşında vefat etmişti? Hocam dedi 30, 28 veya 30 yaşlarında vefat etti dedi. Genç yaşta vefat etti dedi. Hemen onun mezarının yan tarafına baktım. 6 aylık bir çocuğun kabri vardı orada. Şimdi 6 aylık çocuğun kabrine göre 28 yaşı, 30 yaşı erken mi sayılır? Hiçbir kimse erken ölmez. Herkesin ölüm vakti, takdir-i ilahide yazılan neyse odur. 10 yaşında ölen erken ölmemiştir. 90 yaşında ölen de geç ölmemiştir. Allah kime ne vakti takdir ettiyse onun ölümü o zamandır. Erkeni geçi yoktur. Ama kıymetli dostlar, biz kendimizi ölümden uzak hissettiğimiz için, ölümü düşünemediğimiz için kalbimiz katılaşıyor. Dünya sevgisi, haramlara daldırıyoruz. İbadeti
gevşeklik yapıyoruz, inandığımız gibi yaşayamıyoruz. İman ettiğimiz gibi yaşayamıyoruz. Her birimiz iman ediyoruz ki İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Peki ben Müslümanım diyen insanlardan kaç tanesi beş vakit namazını doğru düzgün kılıyor? Neden kılmıyor? Madem İslam'ın şartıdır, niye kılamıyor? Çünkü kalpte katılaşma vardır. Niye katılaşma var? Dünya sevgisi, para sevgisi, makam sevgisi, şehvetine düşkünlük ahtapot gibi sarmıştır. Ahtapot gibi sarmıştır insanın kalbini. Kalp uyanamıyor, kalp gerçekleri göremiyor, ihtiyacını hissedemiyor. Şimdi soruyorum size, hasta bir insan düşünün. Ona siz en çok sevdiği yemeği getiriyorsunuz, yemiyor. İştaham yok diyor ama çok sevdiği yemekti. Eğer kalpte hastalık varsa iştahsızlık geliyor. Aynı şekilde insanın kalbinde manevi hastalık varsa ibadetlere karşı da iştahsızlık vardır. Sevemiyor namazı, sevemiyor orucu, sevemiyor zekatı, sevemiyor haccı. Niçin sevemiyor? Çünkü kalp pisliklerle doldurulmuştur. Kıymetli dostlar, tevbelerimizde sadık ve sabit olabilmek için kalbimizde bulunması gereken duyguları temin etmemiz lazım. İkincisi, kabir ziyareti, ölümü düşünmek, ölümü müzakere etmek gibi güzelliklere sarılmamız lazım. Ayrıca kıymetli dostlar, insan tevbesinde sebat edebilmesi için iyi bir çevrede oturması lazım. İyi bir çevrede arkadaş edinmiş olması lazım. Şimdi şöyle bir şey sorayım size. Çok affedersiniz, bir hayvan geberse ve çürümeye başlasa, kokmaya başlasa, siz onun yakınından geçerken rahatsız olur musunuz? Olursunuz. Ama yakınından geçiyorsunuz, ona el tutmadınız, rahatsız olur musunuz? Onun kokusu etrafı ne yapar? Rahatsız eder. Peki onun üzerinden su geçse, o sudan içebilir misiniz? O su da kokar. Ona değen su, efendim, onun yakınında olan hava hepsi pistir ve herkes ondan nefret eder, değil mi? Nasıl ki bir leş koktuğu zaman, çürüdüğü zaman etrafına pislik ve mikrop saçar, havayı kirletiyorsa, kıymetli dostlar, haramlara muptela olan, Allah'a sırtını çevirmiş olan insanlar da o leş gibidirler. Eğer sen onların çevresinde durursan, sen de kokarsın, rahatsız olursun. O zaman tevbede sabit olabilmemiz için mutlaka iyi bir çevreye ihtiyaç vardır. Kıymetli dostlar, insanı en çok etkileyen kendi çevresidir. Arkadaşlarının, çevrendeki insanların hepsi beynamaz ise, namazsız ise, hepsi içkiye, kumara, bir takım haramlara muptela ise, sen onların arasından kendini sıyıramazsın. Kolay kolay temizleyemezsin. İşin çok zordur. Bir de kıymetli dostlar, muhasebe yapmak lazım. Nefis muhasebesi. Şimdi bankalar ve döviz büroları, bunlar akşam kapattıkları zaman ne yaparlar? Mesai saati bitince oradakiler toplanırlar. Acaba bizim kasa bugün açık verdi mi vermedi mi? Kasanın denkleştirmesini yaparlar. Hem döviz büroları bunu yapar, hem de bankalar bunu yaparlar. Niçin bunu yaparlar? Bunu günlük olarak yaparlar. Bugün bir açığımız var mı? Çünkü bu haftalığa gitmiş olsa, aylığa gitmiş olsa kaçağın nereden olduğunu bulamazlar. Doğru mu yapıyorlar? Elbette doğru yapıyorlar. Peki bankadaki hesap denk olmazsa ufak bir zarar doğacak ortada. Mecburen memurlar bunu ödeyecek. Kendileri ödemesin diye hesaplarını iyi yapıyorlar. Günlük kasanın denkleşmesini sağlıyorlar. Peki kıymetli dostlar, biz akşam yatağımıza yattığımızda sabahleyin kalkmama durumu söz konusu mu? Elbette söz konusudur. Ölmüş oluruz, kalkmamış oluruz. Peki o zaman o güne kadar yapmış olduğumuz amellerle Allah'ın huzuruna gitmiş oluruz. Amel defterimizin hesabını biz kendimiz yapmazsak o zaman efendim çok açıklarımız olmuş olur, hesabımızı veremeyiz. Son olarak ezan-ı Muhammed'i okundu, şöyle bitireyim kıymetli dostlar. Bir insanın tevbe edebilmesi için kendisine şekil düzen verip ben Allah'ım sana dost olmak istiyorum, rızanı kazanmak istiyorum diyebilmesi için bir takım sebepler olabilir. Ramazan ayı bu sebeplerden birisidir. O zaman ben sizin vicdanlarınıza sesleniyorum ve diyorum ki, ey beni dinleyen kardeşlerim, hayatında olmaması gereken günahlardan sıyrılmak için neyi bekliyorsun? Bir takım haramlardan kurtulmak için Ramazan geldi, neyi bekliyorsun? Samimi tevbeyle tevbe etme zamanı gelmedi mi?
Ey namazında gevşek olan kardeşim! 5 vakit namazını kılamayan kardeşim! Yemeği aksatmıyorsun ama namazı neden aksatıyorsun? Yemeğe olan ihtiyacından daha fazla değil midir namaza olan ihtiyacın? Soruyorum sana, Allah ile aranın bozuk olmasını ister misin? Allah ile aranın bozuk olmasını ister misin? Allah'ın nefretini kazanmak ister misin? Günde 5 defa O'nun talimatını dinlemediğin zaman Allah'ın rızasını nasıl kazanacaksın? Senin çocuğun günde 5 defa sana isyan etse, senin işçin seni günde 5 defa dinlemese, sen ondan razı olur musun? Ey namazında gevşek olan dostum, kardeşim! Bak, cuma için geldin. Ne güzel yaptın, iyi ki geldin. Ama unutma ki, insanın tevbe etmesi için bir takım sebepler lazım. Bu sebeplerden bir tanesi de Ramazan ayıdır. Şeytanların bağlı olduğu zaman da bu kararı veremezsen ne zaman vereceksin? Ne bekliyorsun? Korkmaz mısın Allah'tan? Utanmaz mısın Allah'tan? Her şeyi sana O verdi. Gücü kuvveti sana O verdi. Kazanıyorsan Allah'ın verdiği aklı çalıştırarak, Allah'ın verdiği eli ayağı çalıştırarak kazanıyorsun. İş yerinde sana Allah nasip etmiştir. Bütün bu imkanları sana bana veren Allah'a her gün 5 defa isyan edilir mi? Gel kardeşim, tevbeni yap. Artık benim için bitmiştir bey namazlık. 5 vakit namazıma başlayacağım ve devam edeceğim. Pazara kadar değil, mezara kadar devam edeceğim. Namaz kılmamak için sebep arama. Kılmak için sebep ara. Oruç, Allah'ın farz kıldığı İslam'ın 5 esasından birisidir. Yok şöyle, yok böyle, kendine mazeret üreterek oruçsuzluk yapma. Açıktan açığa milletin gözü önünde sigaranı içip milleti de isyana teşvik etme. Bir insan oruç tutmuyor olabilir. Hastalıktan kaynaklanmış olabilir. %98 Müslüman olan bir ülkede aleni insanların gözü önünde orucunu yiyen insan aynı zamanda haindir. Oruç tutan insanlara karşı saygısızdır. Eskilerimizin dinsizlerinde bu yoktu. Ermenilerde bile yoktu. İstanbul'da yaşayan esnaf bunu çok iyi biliyorlar. Sonuç olarak kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif'in ilk cumasındayız. Ben din görevliniz olarak size yalvarıyorum ve diyorum ki hepimiz eksiğimiz var, kusurumuz var. Bu kusurlardan arınmak için sebep lazım. Ramazan sebeptir işte. Allah rahmet deryasını açtı, bağladı şeytanları, tuttum şeytanları, haydi tevbe edin diyor. Bize tevbe etme vakti gelmiştir. Günahlarımızdan tevbe edelim, eksikliklerimizden tevbe edelim. Allah ile aramızın iyi olmasını sağlayalım. Allah'ı bulan neyi kaybetmiştir? Allah'ı kaybeden neyi bulmuştur? Unutmayalım. Rabbim her birimize samimi tevbeler nasip eylesin. Kıymetli dostlar, son zamanlarda dünyanın dikkatini çeken Filistin'de, Kudüs'te bir takım menfur olaylar gerçekleşiyor. Ve Müslümanların çok muhterem yeri ve namusu gibi olan Mescid-i Aksa ve çevresi zalimlerin zulmü altında mümin kardeşlerimiz inliyor. Ve yüzlerce insan öldürülüyor, binlerce insan yaralanıyor, dünyanın sesi çıkmıyor. Evet, kendilerine göre egemen güçler buraları istila etmeye çalışıyorlar. Rabbim şerlerinden emin eylesin. Onların hesabında, çoğunuz bilirsiniz, onların haritalarında Türkiye'de çoktan bölünmüş, bir kısmını Ermenilere vermişler, bir kısmını da başkalarına vermişler. Onların haritaları öyle. Sadece Mescid-i Aksa ile ilgili değildir onların tehlikesi. Ülkemizle ilgili ve Bilad-ı İslami ile ilgili planları, projeleri var. Haritalarını şimdiden çizmişler, çoktan çizmişler. Dolayısıyla kıymetli dostlar, bugün efendim onların yapmış olduğu bu çirkin durum ve davranışı nefret etme adına ve protesto etme adına miting de düzenlenmiş. Belediyemiz 2 tane otobüs gönderdi. Mescid-i Aksa'nın müdafaası noktasında yardımcı olmak adına efendim katılmak isteyenlere otobüs temin edilmiştir. Ayrıca kıymetli dostlar, inşallah bu cuma yardımımız Bayrampaşa'mızda hizmet etmekte olan cami ve Kur'an kursları ile alakalı olmuş olacak. Rabbim helal bol bereketli kazançlarla cümlemizi merzuk eylesin. Cami ve Kur'an kursları ile ilgili faturalarımız dışarı çıkarken zaten tanıdığınız, bildiğiniz şeylerdir. Rabbim Ramazan-ı Şerif'inizi bereketli eylesin. Ramazan-ı Şerif'te samimi tevbe ile tevbe etmeyi her birimize nasip eylesin. Allah ile aramızın iyi olmasına, sevmeye ve sevilmeye bizleri muvaffak eylesin. Kabre girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi her birimize nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.